Nerede ya bu kalem? Nerede bulamıyorum bir türlü. Ozan nerede bu kalemim ya? Sende mi kalem? Kalem nerede kalem? Hah Hakım'ım ben de buyurun. Öğleden önceki duruşmada bana vermişsiniz kaybetmeyeyim diye. Canım kalemim ya. Hakım'ım. Hı. Ya bu kalem neden bu kadar önemli? Yani daha güzel, daha böyle yeni kalemler var ya. Ha? Neden bunu bu kadar seviyorsun? Ya bu benim paşa dedemden kalma. 4 kuşaktır bizde biliyor musun? Yani babadan oğula geçe geçe bugüne kadar gelmiş. Yadigar yani. Bunu kaybedersen var ya, kendimi asla affetmem. Anlıyorum hakimim. O zaman ben sıradaki davaları alıyorum. Hadi al bakalım. Tamam. Neydi dosya? Konu ne? Kardeşler arası anlaşmazlık. Ne, miras mı? Yok hakimim, bu kardeşler müzik grubu muymuş neymiş? Galiba dağılıyorlar mıymış öyle bir şey. Grubu paylaşamıyorlar yani. O nasıl konu ya? Al bakayım, al içeri. Çağırıyorum ben o zaman. Hemen çağırıyorum hakkını. Davalı Dutseven kardeşler. Davacı. O da Dutseven kardeşler. Buyurun. Ya çocuklar. Hoş geldiniz. Severek dinliyorduk sizi. Ne oldu ya? Hayırdır? Nasar değdi hakim amca. Göze geldi grupumuz. Ağlama Bilal. Ağlama. Ben sana dayanamam. Onlar ayrılırsa ayrılsın. Biz senin etle tırnak gibiyiz. Ayrılamayız Bilal'im. Ayrılamayız. Zaten bu grubu buraya getiren senden ben. Sen çekil, ben hallederim hakimim. Hı. Bu Dutseven kardeşler ismini biz almak istiyoruz. Çünkü bu grubun kurucusu da bel kemiği de benim. Sen ne diyorsun ya? Ya sen bu grubun leğen kemiğisin, tamam mı? Allah Allah, bir de grubu kurmuş. Yalancı ya. Yalan söylüyorsun ya. Sen yalan söylüyorsun. Bu grup benim üstüme kuruldu ya. Bu grup benim üstüme kuruldu. Ben müzik piyasasına herkesten önce girdim yani. Sesen Aksu bana bestesini verdi. Sakin ol. Ben çok sinirlendim ya. Abla, Sezen Aksu sana bestesini vermedi. Sen evimizi satıp onun parasıyla aldın. Ya koskoca Sezen Aksu şarkıyı kötü okuyun diye bir daha bize tazminat davası açtı. Hay telifini ödediğimiz şarkını bir de tazminat ödedik ya. O minik serçe de bir kartal gibi çöktü üstümüze. O kadın niye öyle yaptı ya? Ya yorum farkı ya. Ben şarkıyı yorumladım. Sesen beni çıkamıyor. Bir dakika ya. Bir dakika. Şimdi ben... Bu ne ya? Bir dakika. Ben anlamadım hiçbir şey. Şimdi siz benden ne istiyorsunuz? Hakimim, ben Dutseven kardeşler ismini tarafıma geçirilmesini istiyorum. Çünkü bu ismi bulan benim. Oğlum ya... Dutseven sizin soyadınız. Nasıl sen tek başına bulmuş olabilirsin bunu? Şimdi o her şeyi sahipleniyor ya hakimim ya. Ya biz hesap bilmiyoruz diye bizim grubun bütün parasını hiç etti ya. Yapıyor. Ya biz salağız diye bizi kandırabileceğini sanıyor ya. Nein, hayati, stop. Stop, iftiralarına stop diyorum sana hayati. Ben bir aldıysam size 3 verdim. Ya sen bize 3'ü verdin diyorum ya. Ya sen bize konserlerimizde bilet satıyorsun abi. He. En önden izlediniz be nankörler. Ay, en önden izlediniz. Ha, doğru, en önden izlediniz. Fikri, sen söyle, ben sahtekar mıyım? Evet. Sen kendine araba aldın abi. Hepimiz binelim diye aldım ben arabayı. Tek kişilik araba aldın. Tamam. Fikri Bey, sen şimdi şikayetçi misin? Şikayet mi? Şikayet nedir? Adalet. Adalet talebi. Adalet nedir? Bana mı soruyor lan bu? Ben anlamıyorum. Adalet, tek kelimelik büyük bir kavram. Adalet, bir annenin gözyaşı. Adalet, bir yetimin hakkı. Adalet, bir çocuğun uçurtması. Adalet, bir mazlumun ahı. Adalet, adalet istiyoruz. Ver lan şunu, vitaminsiz tort. Geç yerine. Şimdi çocuklar, Dutseven kardeşler grubun ismi olduğu için çoğunluk kimdeyse ismi o kullanır. Aba! Kaybettik. Ya çoğunluk biziz, 1-2-3. Asu, kazandık. Yavol hakimim, yavol. O zaman ben benim yazdığım şarkıları tarafıma istiyorum. Biz o şarkılarla birlikte Bilal'le yeni grup kuracağız. İsmail, pişik. Görüyor musun bunu ya? Pişik. Bilal'i vermeyiz hakim bey.
Eğer Bilal bizde kalmayacaksa o da almasın, devlet alsın. Devlet ne yapsın lan bunu? Okçu esirgeme kurumuna mı versin? Ne yapsın devlet? Hakim amca, bizi dağıtmayın ne olur ya. Biz bir olmazsak ölürüz. Bizi Allah aşkına ayırmayın. Oğlum. Ayırmayın. Ayırmayın. Ya Karadut, ben seni ayırmıyorum. Yok öyle bir şey ya. Sadece şunu söylemek istiyorum. Siz kardeşsiniz. Hiç mi birlik olmadınız ya? Hiç mi şöyle eğlenceli, güzel zaman geçirmediniz? Bir düşünün. Aa, Hakim amca, sen öyle söyleyince... benim acayip bir hikayem var birlik olma üstüne. Onu anlatayım mı? Anlat bakalım, anlat. Hadi bak. Çok acayip ama dinle. Biz Ramazan'da ben bir tane reklam filmi çektim. Bir içecek firmasıyla anlaştım. Söylemezse ay 1 milyon TL verdiler o zaman. Ben de dedim bankaya götüreyim, yatırayım. Ben bankaya gidiyorum. Bir baktım abilerim, ablam dediler, Bilal sen ne yapıyorsun? Dedi, ben ne yapıyorum? O dedi, sen ne yapıyorsun? Dedim, abi bunu sordun. O da dedi, ya dedi, sen bu parayı Ramazan'dan kazandın. Nasıl bankaya yatırıyorsun, günahtır. Dedim ya, nasıl koca yürekli bak, görüyor musun? Ondan sonra dedik, sen o parayı bize ver. Biz onu senin için hayır işlerinden kullanacağız. Öyle bir bilgi verdiler bana. Bilgi doğru değil ama yani hayır tabii ki önemli bir şey. Nasıl bir hayıra yönlendirdiler seni? İyi dinle Hakim amca. Bunlar gitmişler, parayı dörde bölüp Las Vegas'ta bir tane... durumu çok kötü olan bir tane kumarhaneye vermişler parayı, sonra gelmişler. ya koca yürekli ailem benim ya. Beni günahtan döndürüp doğru yola çevirdiler. Seni sanki bir soyup soğana çevirmişler gibi geldi bana ama... Şimdi arkadaşlar, kardeşler, yasal olarak... İsmail istemediği müddetçe siz şarkıları okuyamazsınız. Allah'ım. Kaç şarkısı var şimdi İsmail'in? Nul. Ha? Zerre yani sıfır. La havle ve la. Oğlum sen demedin mi şarkıları ben yazdım diye? Yazdım. Bilal söyledi, ben yazdım. Bilal'in okuduğu, söylediği parçaları deftere, kağıda yazan benim. Ulan kağıda yazmakla şarkı yazmış mı oluyorsun? Ya ne türlü? Olmaz öyle şey ya. Nasıl olmuyor ya? Ya sen bizi yıllarca kandırdın mı ya? Kandırmasam ne olacaktı? He? Tek başına beste yapabiliyor musun sen? Sana sürpriz o zaman, tamam mı? Bir tane beste yaptım, bütün her yeri sensiz kasıp kavuracağız biz. Beste nasıl yapılıyor gör ya. Ya Nine okuma sakın ha, çok kötü. Nine okuyacağım. Seni sever her köşe, ser beni yüreğine, fayans gibi döşe. Akarım ya, kakarım ya, bir garip serserim. Dön bana, beklerim, köşe ben sevgilim. Bu ne oğlum? Nasıl ya? Ya yaza damgasını vuracak bomba şarkı. Dikkat et, içinde patlamasın o bomba. Ya bu köşe ben sevgili diye şarkı olur mu ya? Ya adam fayansçı diye gitmiş, nasıl şarkı yapmış? Ne oldu, seni izlemeye gelen izleyiciye de mala dağıt. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Bismillah. Ulan pazardaki tezgahtar gibi ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun ya? Ne oluyor be? Niye uyuyamıyorum biliyor musunuz? Sizin adaletiniz yüzünden, sisteminiz yüzünden. Niye bize üstten bakıyorsunuz sürekli? Sorgulayıcı bakıyorsunuz. Artık yeter. Freedom! Adalet! 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 Tutun! Ya kamu malına zarar veriyor, tutun ya! Fikri ne yaptırıyor? Neye sinirlendiği belli değil. Yüksek manyak, tutun şunu ya. Fikri, bak senin yüzünden eğer hapishaneye giriyorum, parasını verir, şişlettiririm seni orada ha. Kuduruk manyak ya, az kudur ya. Hakim amca,
bizi ayırmıyor ne abi? La havle ve la. Bunların hepsi bir acayip. Oğlum ben sizi niye ayırayım? Ha zaten ayıramazsın ki. Biz öyle bir biriz ki. Biz köklerinden birbirine öyle bağlı bir bütünüz ki sen bunu anlayamıyorsun. Bana ne oğlum? Bana ne? O zaman dur sana bir hikaye daha anlatıyorum. Ya eskiden benim abilerimle ablam geldiler, dediler. Bilal, sen ekrandan sakın kilolu çıkma, fit görün. Ya. Hatırlıyor musun abla? Abla hatırlıyorum. Benim bir tane çok güzel bir spor arabam vardı. Onu aldılar, sattılar. Dörde böldüler parayı. Beni de her yere yürüttüler ki ben fit olayım. Ya. Onu anladım zaten. Seni güzel bir yürütmüşler. Anlamıyorum ne? Oğlum bak, ben sana söyleyeyim. Ben seni ve şarkılarını çok seviyorum. Benim evde kızlar var, senin fanın. Aa, hakimim. Benden de selam söyle ona. Feist'ten konuşak mı ya? Allah'ım ya. Oğlum bak, benden bir tavsiye. Bence sen bu gruptan ayrıl. Kendine solo bir şeyler yap. Wow. Wow. Hakim amca bir dakika ya. Sen doğru konuşuyorsun ha. Belki de benim yüzümden oluyor ya bütün bu olanlar. Bu aile belki de benim yüzümden dağılıyor. O zaman ben bunlardan ayrılıyorum. Kendime solo albüm yapıyorum, uzak duracağım onlardan. Kat ikili gelin hat infat. Ben senden ayrılamam abim seni. Nein ayrılamam ya. Ben kendim bir çer döverin altına atarım. Ha, gördünüz mü işte yine birleştik. Hakim amca bizi ayıramadın gördün mü? Ha, güzel kafa ha. İlk önce sövüyorlar sonra barışıyorlar. Bu ya. Hakim amca, müsaaden olursa biz abilerim ablamla bir tane son şarkı yaptık. Onu sana okumak istiyoruz. İyi hadi bari. Biraz da biz neşelenelim ya hadi. Hem dava da yok. Hadi hadi. O zaman ben bunu açayım. Aç hadi. Tutmasın ellerimi, sökün beni kökümden. Gelmez bahar alıştım kışa, güneş doğmaz çatıma. Bu halim kime fayda, atın gitsin beni sifon suyuyla. Bir sifon akan suyu gibi davrandı hayat bize. Vurdu, kırdı, aktı, dövdü. Ama dimdik ayakta kaldık yine. Bu sefer ağzımızı, burnumuzu kırdı, içimizden geçti. Söyle hakim amca, bu da mı gol değil? Bu da mı gol değil? Bu da mı gol değil? Kır kalemi hakim amca, yoksa ben kıracağım. Kır! Kır! Kalemi! Hakim! Lan yeter! Kalemim! Anne! Lan dede yadigarı kalemimi kırdın. Niye yaptın lan bunu? Duyguya fazla daldım. Fikri, hakim de bize birazdan dalacak. Almanya'ya kaçalım diyorum ben. Haydi! Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve desen.